Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hamur silgiyi tanıtacağım. Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Bu arada eski bu arada. Benim yine o tanıtımlı bir şekilde göstereceğim. Kapakları zor açılabilir. Bu da bir bilgi. Bazen kolay. Şimdi bu arada arkadaşlar şöyle bir görüntüsü var. Ben şu an değiştirdim biraz da şöyle. Sarı oluyor. Bunun grileri, mavileri oluyor. Değişik. Bunlar böyle şey oluyor. Hamur silgiler genellikle hayır. Şimdi bu normal silgi mi? Ne işe yarar bu silgi? Bunun yoksa normal güzel bir özelliği var mı diyeceksiniz. En uygun şey şu. Bunun tabii ki de kendine has bir özelliği var. Bunun özelliği toz bırakmadan siliyor. İsterseniz kanıtını göstereyim. Şimdi şuraya bir yıldız çizeceğim. Ya kötü olabilir. Çünkü uğraşıp sildim. Ya kötü olsa da. Evet. Şimdi göstereyim. Şimdi şöyle kalem gibi tutabilirsiniz. Ben önermiyorum. Çünkü kalem gibi tuttuğunuzda toz bırakmıyor. Gördüğünüz gibi toz çıkmıyor. Bu hamur silgiler hamurdan üretiliyor. Ve yoğrulabiliyor. Arkadaşlar bu arada telefon düştü. Evet siliyor ama şimdi kağıt biraz önce olduğundan fazla iyi silemedi. Şimdi ürünün değerlendirmesine bakarsak güzel bir silgi. Memnun musunuz sizce? Şimdi peki bunun özellikleri ne diye sorarsanız, şimdi silebiliyor, ondan sonra toz bırakmıyor, parlaklık verebiliyor, bazı resimleri pıt 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 da böyle de silebiliyorsunuz. Bir diğer çok güzel bir özelliği yoğrulabilir. Yani bunu bir hafta boyunca yoğurmazsanız, bir gün veya iki gün, her gün yoğurmazsınız. Yoksa bu taş gibi olur. Bunun taş gibi olmasının sebebi galiba kuru. O yüzden bunu her gün böyle sizde varsa bunu böyle yoğurun. Elimdeki gibi. Bunun eğlenceli bir yanı var ama onu sonra söyleyeceğim. Bu arada internetten sipariş verebilirsiniz. Ya da kırtasiyeden de olur. Orası size kalmış bir şey. Oynayabilirsiniz böyle çevire çevire. Ve değişik değişik şekiller yapabilirsiniz. Ben şimdi bir tane simit şekli yapacağım bu arada. Biraz uzatalım şurasını. Evet, bir tane simit oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bu simitin içine evet bu şekilde. Şu an ne yaptığımı farkında bile değil. Var böyle bir şey olmuş. Neyse öyle bir değişik bir şey oldu. Şimdi ürün incelemesine bakalım. İncelersek hep küçük küçük şeyler var, noktacıkları. Evet bu şekilde şuraları içleri böyle. Bunun eğlenceli yanını merak ediyorsanız bu videoyu çok dikkatle izleyin. Şimdi bunu yoğuracağız. Ya ben şuradan şunu şöyle yapalım. Ya da yapmanıza gerek yok ama ben böyle yapmak istiyorum. Burada öde silebiliyor. Gördüğünüz gibi. Burada şu anda kum hamuru gibi çok güzel bir şey var. Ay çok güzel yumuşacık. İşte böyle olur. Yaparsanız. Şu an hamur silgi değil. Yumuşacık bir şey. Bir güzel yanını daha söylersek. Resim defterini çıkardık. Eğlenceli yanını. Şimdi aşırı güzel bir yan bu. Evet. Şimdi bunu alırsınız arkadaşlar. İster yoğur, ister yoğurmayın. Ama yoğursanız bu taktik size daha güzel. Eğlenceye bakarsak eğlence %100.
Bunu iyice uzatıyorsunuz, masaya koydunuz. Şimdi bunları tekrar ikiye ayrılan şeyi yine yapıyorsunuz. Burayı yine şöyle çevire çevire çıkarabilirsiniz. Evet, bir tane de şuradan. Sonra bir tane de şuradan hamur siliğimizi uzatabiliriz. Bu arada çok rahatlatıcı. Ay, düştü bu. Vallahi yapıştı. Neyse. Şimdi bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alıyorsunuz. Çok güzel, zevkli bir. Hem oyuncak hem siliyor. Gördüğünüz gibi aşırı iyi silgi yapmışlar. Oo, arkadaşlar, oy, her yere dağıttık. Yumuşacık bu. İçindeki, içinden çıkardığınız şeyler yumuşacık. Ama bunu birazcık sıkarsanız hiç de yumuşaklığı kalmayacaktır. Gördüğünüz gibi şimdi sıkacağım onu. Bir hamur şeklini alıyor gördüğünüz gibi hiç. Ama içini açtığınızda yine. Çok güzel bir silgi. Şimdi yine yapalım. Çok güzel. Al, aa, lastik gibi oldu. Yine birbirine yapıştı. Bir daha yapalım. Ay çok güzel. Gördünüz nasıl da hareket etti. Şimdi toparlıyorum. Top 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 top. Evet. Hepsi toparlandı. Şimdi bir şey daha yapacağım. Şuradan kestik ya. Bakalım ne kadar uzun süre duracak. Şimdi teriben. Şuradan şu kadar uzattık şimdi. Bir kesmiş. Allah üstüme döküldü. Ama yapışması çünkü küçük bölmesiyle. Bunları alalım geri. Toparlayalım. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey var. Evet. Şimdi aldık bunların hepsini. Görüyorsunuz şöyle şeyler var. Şimdi şunların bir tanesini alıyorum. Kaldıramadım. O kaldı. Ne kadar kaldırırsanız o kadar kazanmış olursunuz. Bu da güzel bir oyun. Şimdi bir daha deneyeceğim ben. İyice açıyorum şimdi bunun içini. Burayı yine böyle. Evet. Şimdi bunu alıyorum. Buraya geri koyuyorum. Bunu ya çok yumuşak ya. Kaldıramıyorsunuz havayı. Az kalsa kalkacak gibi duruyor sizden ama sonra bir bakıyorsunuz yumuşacık. Evde sizde varsa kullanmıyorsanız gerçekten ideal bir oyuncağa çevirebilirsiniz. Silgi şeklinde kullanabilirsiniz. İki türlü de kullanabilirsiniz. Hem oyuncak hem silgi. Burada bunu iyice çevirelim. Şimdi bu slime gibi bir yandan slime gibi bir yandan kum olmalı. Değişik bir şey oluyor. Slime gibi açıyorsunuz. Bu arada bunu yoğurmayı unutmayın. Mesela ben şimdi yine yoğuracağım bunu. Bunu alıyorum. Hadi gözlemeler benden. Böyle dermiş gibi yoğururuz. Ama gözlemeler yok. Evet. Açtık ama sosis oldu. Bak bu kalem gördüğünüz gibi sosis oldu. Ama sosis değil. Açtık hamurumuzu. Biraz daha açalım. Arkadaşlar bunu böyle çok güzel oluyor. Oy. Arkadaşlar Ruffles cips. Vay çık götür. Çok güzel. Açın bunu arkadaşlar. Çok güzel. Oyuncak gibi düşünün ya. Hem silebiliyorsunuz hem oynayabiliyorsunuz. Yine Ruffles cips oldu. Biraz bükelim. Ruffles cips. Çık çık çık. Yeme sesi yapacağım bunu. Kutusuyla yeme sesi. Harbi şu an. Uy. Nam nam. Çıtır çıtır. Neyse. Şimdi biraz daha açacağım ben bunu. Evet arkadaşlar açalım açalım açalım. Şu tarafa doğru. Yine şu tarafa doğru. Uy. Şimdi arkadaşlar bunun hepsini alacağım. Şimdi bir de kopuyormuş. Heh. Şimdi bunun içine arkadaşlar dürümümüzün etini koyarsınız. Buraya. Şöyle koyarsınız. Sonra ham yaparsınız. Yine kutuyla yapacağım. Ham ham.
Çok güzel oldu. Sonra kalleminizi yani etinizi alırsınız, çıkarırsınız. Bunu böyle yaparsınız. Yaptıktan sonra bir açarsınız bunu böyle. Sonra yine yoğurmaya başlarsınız. Şimdi bunun bir farklı türü var. Parlaştırmak için de oluyor. Mesela bir yere beyaz yapmak için. Bu arada arkadaşlar güzel mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle bu. Bak ben artık bunu oyuncak diyesim geliyor ama değil. Açın bunu açın. Şimdi şu kadar açtım. Evet arkadaşlar. Yine açtım. Tekrar açtım. Şimdi arkadaşlar dünyanın en iyi slime'ı bu. Uy arkadaşlar neler oluyor. Bembeyaz oldu bak gördünüz mü? Şimdi ay düştü her yere Allah Allah. Topla topla. Bitti. Sihirbazlık. Bunu arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Arkadaşlar bunun oynama stili o kadar fazla ki öyle böyle değil. Ürünün eğlenceli yanı bu. Yani. Şimdi o kadar güçlü bir şekilde açıyorum ki her yere yayılacak. Aa telefona bile geldi. Kameraya geldi. Abi. Allah. Yere düştü. Yere bile düştü. O kadar uzun oldu ki. Şunu da aldım. Evet arkadaşlar spagettimizi yiyebilirsiniz. Harbiden öyle oldu ama. Şimdi bir tabak yapacağım. Tabak yapamam da spagetti olur. Spagettimizi yoğuruyoruz. Evet. Spagetti ol bakalım. Arkadaşlar eridi gitti. Şunu görüyor musunuz? Şimdi spagettimizin 3 yerini oluşturduk. Spagettiyi şimdi böyle atalım. Ham. Bak şimdi ham sesi geliyor yine. Evet ham sesi geldi. Şimdi bunları aldık. Şuradaki pislikleri top. Bu arada bunlar anneleriniz varsa ya da siz bir anneseniz süpürebilirsiniz bunları. Veya baba. Her yeri süpür. Süpür süpür. Mesela halıdaki pislikleri topluyorsanız bir de fazla yapışkan olmasını istemiyorsanız hafif yoğurun. Ondan sonra süpürün bunları. Böyle. Şimdi oy, en muazzam tarafı bu bu arada. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.